Efendim herkese merhabalar. Arkadaşlar merhabalar. Şu anda Atatürk Havalimanı'ndayız. Çok çılgın bir video çekeceğiz. Hemen evet. Konuyu anlatayım. Atatürk Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen'e aktarmalı uçuşla gideceğim. Bense Atatürk Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen'e topu taşımayla gideceğim arkadaşlar. Neden bunu yapıyoruz? Biliyorsunuz İstanbul trafiğinde bir yerden bir yere ulaşım 3 saati bulabiliyor. Çok uzun sürüyor. Ki şu an İstanbul'un bir ucundayız, Avrupa kıtasındayız. Burak otobüsle, metroyla, tramvayla Anadolu yakasına Kurtköy'e gitmeye çalışacak. Ben ise aktarmalı uçuşla. Ankara'dan yani. Evet. Önce şimdi, Ankara'ya gidecek, Ankara'dan da Sabiha Gökçen'e gelecek evet, arkadaşlar. Şimdi bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Değişik bir challenge olacak. Bakalım kim daha erken varacak. Up with it girl, rock with it girl, show them it girl, with a bang bang. Bounce with it girl, dance with it girl, get with it girl, with a bang bang. Come on, come on, turn the radio on. Evet arkadaşlar, şu anda uçağa alım başladı. Saat 12'de Atatürk Havalimanı'ndan kalkacağım. Yaklaşık 50 dakika sürecek uçuş. Şu anda uçağa yetişmeye çalışıyorum. İnşallah uçak saatinde kalkar. Eğer saatinde kalkmazsa 2'deki Ankara'dan kalkacak olan uçağa yetişemem. Çok riskli bir şey yapıyoruz. Bakalım yetişecek miyiz? Evet arkadaşlar, şu anda metroya geldim. Saat 12:15 geçiyor. Buradan sonra metrobüse gideceğim. Yani buradan sonra kaç dakikaya giderim inanın hiç bilmiyorum. Çünkü 4-3 tane daha bunun dışında aktarma yapmam gerekiyor. Bakalım saat kaçta orada olacağım. Şu arkadaş beni birazdan Ankara'ya uçuracak. Umarım saatinde kalkar şu arkadaş. Şimdi uçağa doğru yol alacağım. Orada görüşürüz. Bir get baby. When I met you in the summer. When I met you in the summer. When I met you. Bir aksilik olmazsa 1 dakika içinde Ankara'ya ineceğim. Şu anda muhtemelen daha bir metroyu aklıma basıyordur. O yüzden şu an keyifle diye. Manzara da güzel. Evet arkadaşlar, şu anda metrobüse geldim. Buradan Anadolu yakasına geçeceğim. Saat 12:30 oldu. Biraz daha acele etmem lazım çünkü Mert şu an Bolu civarında. Ya Ankara'ya yetişmek üzere. Ankara'dan Mert Sabiha Gökçen'e gidecek. Ya bilmiyorum, sanki kafa kafaya gidiyormuşuz gibime geliyor, bilmiyorum. Nerede olduğuna bakalım şimdi bir. Mert şu anda Bolu'yu geçmiş arkadaşlar. Ya Ankara'ya inmek üzere. Çok az kalmış Ankara'ya. Ve ben daha Ok Meydanı durağındayım. Saat 12:53 geçiyor. Daha yaklaşık bir yarım saate falan ineceğim. Mert bayağı hızlı gitti. Yani sandığımdan da hızlı gitti. Bilmiyorum, bakacağım ne olacak. Umarım Mert'in diğer uçağı döter yapar. Let me down.
saat 2 uçağına binip Pegasus'a tekrar Sabiha Gökçen'e geçeceğim. Bakalım yetişebilecek miyim? Sevgili günler. Çok teşekkürler, evet. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar, dünyanın en saçma videosu devam ediyor. Sabiha Gökçen'e geleceğim. Umarım, inşallah uçak geç kalkmaz, saatine kalkar. Sen o kadar koştur koştur gel, uçağa yetiş. Uçak 25 dakika röter yapsın, evet. İşler kötüye gitmeye başladı arkadaşlar. Ama belli olmaz, belki saatinde kalkar. Birazdan uçak alım başlayacak. İki uçayla da İstanbul Sabiha Gökçen'e geleceğim. Acaba Burak nerede şu anda? Arkadaşlar saat 1.30, şu anda ben metrodayım. Buradan sonra Kartal Köprüsü'ne gideceğim. Kartal Köprüsü'nden indikten sonra da bir tane otobüse bineceğim. Mert de saat 2'de uçağına binecek arkadaşlar. Kafa kafaya gidiyoruz şu anda. Kafa kafaya gidiyoruz. Saat 12'de Atatürk Havalimanı'ndan uçağım kalktı. 1.10 geçe Esenboğa'ya indim, yani Ankara'daydım. İşte havalimanından çık, tekrar içeri gir, iki aramadan geçtikten sonra saat şu an 1.45. Normalde 2'de kalkması gereken Sabiha Gökçen uçağım 25 dakika gecikme yaptı. Belki kaybetmemin neden olacak tek sebep uçağın 25 dakikalık röteri. Eğer tam saatine kalksaydı muhtemelen ben kazanır gibi hissediyordum ama hala bir ihtimal var. Eğer Burak trafiğe takılırsa İstanbul'da hala benim kazanma şansım devam ediyor. Yanımda da şansıma bir pilot var. Merhabalar. İnşallah kazanacağım görevi. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, şu anda Kartal'a geldim. Saat şu anda tam 2 arkadaşlar. Buradan bir tane otobüse bineceğim. 50 dakika içerisinde benim Sabiha Gökçen'de olmam lazım. Şimdi otobüse doğru gidiyorum arkadaşlar. Şu kırmızı olan Mert. Mert'in uçağı arkadaşlar. Çok az kalmış yani. Benim şu an yetişmem imkansız gibi bir şey. Şu an saat 3-4 geçiyor. Ucu ucuna eğer yetişebilirsem ucu ucuna yetişeceğim. Evet, şu an Sabiha Gökçen'e geldim arkadaşlar. Şu arkadaş sağ olsun 20 dakika röter yaptı. Muhtemelen Burak gelmiştir Sabiha Gökçen'e. Öyle hesap ediyorum. İnşallah trafiğe kalmıştır. İnşallah ben kazanırım. Ama şu arkadaş bunun yüzünden 20 dakika geciktim. Sabiha Gökçen'e geldim. Şu an inanılmaz bir sıra var. Ve Mert'le gelen yolcu bölümünde buluşmamız gerekiyor. Benim çok hızlı bir şekilde oraya geçmem lazım. Bu sırayı bekleyeceğim mecbur. İnşallah gelmemiştir Burak. Atatürk Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen'e 3 saat 39 dakika sürdü arkadaşlar. Şu an 3.40 saat. İnşallah Burak bu süre içinde gelmemiştir Sabiha Gökçen'e. Evet arkadaşlar, şu anda saat 3.41 geçiyor. Evet,
Tam 15.41 şu an Sabiha Gökçen'e geldim. Buluşma noktamızda Burak daha gelemedi. Yani ben kazanmış oluyorum. Şöyle saati de size göstereceğim. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Evet, saat de gözüküyor. Ya. Evet, bir adet Burak. Vallahi saate bak, saate bak, saate bak, 15.41. 15.41. Vallahi yıkıldım şu an Mert ya. Oğlum öldüm lan, terim çıktı ya. Benim de terim çıktı. Nerede çıktı? Çok, hava çok sıcaktı. Arkadaşlar saat 12'de çıktım Atatürk Havalimanı'ndan. Şu an saat 3.41 geçiyor. Sabiha Gökçen'e geldim. 2 uçakla aktarmalı. Ve rötel yaptım 20 böyle dakika. Şey, arkadaşlar ben de aynısını yaptım. 4 tane aktarma yaptım. 1 dakika işte benden önce geldim. 1 dakika değil, 3-4 dakikayla geçtim. Doğru, senin gerçi oradan inip buraya gelmem tabii, falan tabii. Evet arkadaşlar, bu videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanala abone olmayanlar varsa lütfen kanala hemen abone olsunlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar görüşürüz.